Merhaba değerli izleyenler, sizleri özel konuklarla buluşturmaya devam ediyoruz. Sizleri biraz tanıyabilir miyiz? Ozan Emir Özcan, jeoloji yüksek mühendisiyim. Lisansımı 2014 yılında Elazığ Fırat Üniversitesi'nde tamamladım. 2018 yılında da Maltepe Üniversitesi'nde deprem mühendisliği üzerine yüksek lisansımı bitirdim. Yeni yapılacak olan bir binanın güçlü bir zemine, güçlü bir temele sahip olması için gerekli olan çalışmaları yapıyoruz. Biz bu çalışmaları yaparken sondaj makinesiyle gelip zemin toprak testleri yapıyoruz. Zeminin cinsini, türünü, aslında zeminin düşe yöndeki bütün doğrultusunu veriyoruz. Ve bu zeminin bir bina, bir yapı, bir köprü yapmaya uygun mu değil mi diye onun analizini yapıyoruz. Bu analizleri yaparken yerin her metresinden numune alıyoruz. Belirli bir metreye kadar. Aldığımız bu numuneleri sayısal verilere haline getiriyoruz. Zeminin taşıma gücünü, zemin yataklanma kat sayısını, zeminin yataydaki ve düşeydeki doğrultularını hesaplayarak İnşaat mühendisleri arkadaşlara veriyoruz. İnşaat mühendisleri arkadaşlarımız bizim verdiğimiz şu parametrelere göre yapacakları olan binanın demirini, betonunu, diğer parametrelerini ayarlıyorlar. Aslında yaptığınız iş bütün binaların en temelinde siz varsınız. Peki ben şeyi merak ediyorum. Şu anda İstanbul'da da kentsel dönüşümlerin çok fazla olduğu bir bölgede yaşıyoruz. Bu kentsel dönüşümlerinin zeminlerini neye göre ayarlıyorsunuz ya da deprem yönetmeliğine uygun olup olmadığını siz mi belirliyorsunuz? Yok, zaten şu an bir mevzuat var. Bütün yapılan bütün yönetmelikler, bütün evler, bütün yapılar 2018 yılında yayınlanmış olan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine göre yapılmak zorunda. Biz de kendi çalışmalarımızı böyle yapıyoruz. Bütün test çalışmalarımız deprem yönetmeliği açısından mevzuata uygun bir şekilde yapılıyor. Ve bütün binalar da bu deprem yönetmeliğinde belirlenen parametrelere göre yapılmak zorunda. Aksi bir durum asla kabul edilemez.